Herkese merhabalar. Lezzet Yar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabileceğiniz tavuklu, krepli bohça hazırlayalım. Öncelikle yemeğimiz için 600 gram tavuk göğsü. Tavuk göğsümüzü küp küp küçük küçük doğrayalım. Bütün etlerimi bu şekilde doğrayıp hazırladım. Daha sonra sebzelerimizi doğrayalım. 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet havuç ve 1 adet kuru soğanımız var. Biberlerimi ince uzun şekilde doğruyorum. Aynı şekilde kapya biberimizi de ince uzun doğrayalım. Daha sonra havucumuzu ortadan dörde bölüyorum. Havuç biraz daha sert olduğu için, biraz daha geç piştiği için oldukça ince doğrayalım. Son olarak soğanımızı da doğrayıp pişirme aşamasına geçebiliriz. Pişireceğimiz tavamıza 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Yağımız kızdıktan sonra tavuk etlerimizi ilave edelim. Etlerimiz suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Etlerimiz suyunu çekti, pişti. Üzerine doğramış olduğumuz kuru soğanı ve diğer malzemelerimizi ekleyelim. Yaklaşık 5-6 dakika kavuralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı dondurulmuş bezelye ilave edelim. Dilerseniz konserve bezelye kullanabilirsiniz. Son olarak 1 çay bardağı sıcak su ilave edelim. Kapağını kapatıp yemeğimiz suyunu çekene kadar pişirelim. Tavuğumuz pişerken diğer yandan krepimizi hazırlayalım. Krep hamuru için 2 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz. Tuzumuzu ilave ettikten sonra mikserle çırpalım. Daha sonra üzerine 2 su bardağından 2 parmak eksik unumuzu ilave edelim.
ve çırpmaya devam edelim. Krep hamurumuz hazır. Pişireceğimiz tavamızı ocağımızda ısıtalım. Bir sıvı yağla, bir fırça yardımıyla tavamızı yağlayalım. Yağlandıktan sonra krepimizi dökelim. Bu ölçülerle 6-7 adet krepimiz çıktı. Krepimizi çevirerek önlü arkalı pişirelim. Bu şekilde bütün kreplerimi hazırladım. Şimdi bohçamızı hazırlayabiliriz. Krebimin orta kısmına pişirdiğim tavuk harcımı koyuyorum. Ardından kenarlarını ortaya doğru katlayıp bohça şeklinde verelim. Daha sonra pişireceğimiz fırın tepsimize yerleştirelim. Beşamel sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı tenceremize alalım. Yağımız eridikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı süt ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave edip koyu bir kıvam alana kadar karıştıralım. Beşamel sosumuz pişti, hazır. Bohçalarımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde beşamel sosumuzu dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirelim. 15 dakika piştikten sonra fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar ilave edelim. Son olarak üzerine domatesle süsleyip kaşarlar kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Tavuklu bohça yemeğimiz hazır. Şöyle kesip size kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel, çok da lezzetli. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.